Türkiye'de yapılan son düzenlemelere göre Türkiye vatandaşına hak kazanmak için öngörülen sabi sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara, Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmişti. Türk İslam Press'in haberine göre dünyadaki birçok ülke vatandaşının dikkatini çeken bu değişikliğe Çin'den de yankı geldi. Çin kaynaklarında göze çarpan "Bas parayı al Türk kimliğini" başlığıyla yayılan reklam kampanyası dikkatlerden kaçmadı. Çin'de yayınlanan bu reklama devletin de desteğiyle yoğun ilgi geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Karakaş, "Çinliler hükümetin desteğini alarak Türkiye'den gayrimenkul satın almaya başlayarak ve Türkiye'ye yerleşerek kaleyi içten fethetmenin peşinde olacaktır. Çin'in Doğu Türkistan bölgesine iyimser ve mülteci görünümünde girip daha sonra vahşileştiğini tecrübe edindik. Ancak Doğu Türkistan'da yaşadığımız bu olayı bir kez daha Türkiye'de yaşamamalıyız. Çin'in sahtekarlığına hep beraber uyanık olmamız lazım" dedi. Çin, işgali altındaki Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklere karşı sistematik baskı, zulüm, asimilasyon ile etnik soykırım uygulamalarını zirveye taşımış bulunuyor. Doğu Türkistan'da kurduğu Çin tipi Nazi toplama kamplarına hapsettiği Müslüman Türk kadınlarını zorla yaptıkları çeşitli iğne ve ilaçlarla kısırlaştırdıkları ortaya çıktı. Daha önce kamplarda kalan ve daha sonra bir şekilde serbest bırakılan birçok Doğu Türkistanlı kadın, çeşitli medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarında kendilerine bilinmeyen ilaçlar verildiğini ve düzenli olarak iğneler yapıldığını söyledikleri belirtildi. Bir yıldan uzun bir süre hükümetin Doğu Türkistan bölgesindeki sözde yeniden eğitim merkezlerinde tutulan ve Frans 24'de konuşan 54 yaşındaki Gülbahar Celilova, "Bize zaman zaman iğne yaptılar. Kısa süre içinde bize yapılan iğnelerden sonra artık regl olmadığımızı fark ettik" dedi. Hong Kong'da devam eden gösteriler nedeniyle Çin sınıra yüzlerce askeri araç sevkiyatı yaparak gövde gösterisinde bulundu. Çin ordu güçleri gösterilerin devam ettiği Hong Kong sınırına askeri konvoylar gönderiyor. Yüzlerce zırhlı araçtan oluşan konvoylar Hong Kong'a yakın Shenzhen yakınlarında görüntülendi. Hong Kong'da süregelen protesto eylemlerinin son dönemde daha da şiddetlenmesi üzerine kaygılanan Batı ülkelerinin olaylarla ilgili açıklamaları Çin'in tepkisine yol açtı. Açıklamaların iç işlerine müdahale olduğunu belirten Çinli yetkililer, batılı ülkelere Hong Kong'tan uzak durması uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de ülkedeki şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığını duyurdu. Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in var olan statüsünü değiştirmeye yönelik kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na acil toplanma çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cammu Keşmir konusunda acil toplanması amacıyla mektup gönderdiğini belirterek, Hindistan hükümetinin son saldırgan davranışlarının Cammu Keşmir'in uluslararası alanda da tanınan özel statüsüne bilinçli şekilde zarar verme amacı taşıdığını ifade etti. İran medyası, İngiltere'ye bağlı Cebeli Tarık yönetiminin geçen ay el konulan İran'a ait Grace 1 isimli petrol tankerinin bu akşam serbest bırakılacağını duyurdu. Ancak açıklama yapan Cebeli Tarık yönetimi yetkilileri İran medyasına yer alan haberleri yalanladı. İngiltere ile İran arasında artan ve Körfez'de gerilimi tetikleyen bu gelişmeler sonrası bugün sıcak saatler yaşanıyor. Sabah saatlerinde İran resmi haber ajansı İRNA el konulan tankerin bugün serbest kalacağını duyurmuştu. Kısa bir süre önce ise yarı resmi haber ajansı Fars, Cebeli Tarık yönetiminden aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Fars, İran'a ait Grace 1 tankerinin bu akşam serbest bırakılacağını duyurdu.